Sevgili seyirciler, bugünkü misafirimiz Anavatan Partisi'nin önde gelen isimlerinden eski Sağlık Bakanımız Sayın Halil Şılgın. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanıma bazı sorularımız olacak. Sayın Bakanım, deneyimli bir politikacı olarak son yıllarda çok konuşulan, Özal döneminde de ilk defa gündeme getirilen başkanlık sistemiyle alakalı Türkiye'de çok ciddi tartışmalar var son günlerde. Özal dönemindeki başkanlık sistemi projesiyle, düşüncesiyle bugünkünün arasında nasıl bir fark var? Şimdi sistem olarak doğru dürüst maalesef tartışamadık. Bizim tartıştığımız sistem Amerika'daki başkanlık sisteminin Türkiye'ye uyarlanması ve milli bünyemize uygun hale getirilmesi şeklinde düşündük ve bunu rahmetli Özal'a bir rapor olarak ben sundum. Benim sunduğum projeyi 84'te sundum ben. O zaman dedi ki Evren, Cumhurbaşkanı iken bu konuyu tartışmayalım. Ne zamanki tartışmayı durduk da ikili tartıştık. Ne zamanki Özal Cumhurbaşkanı oldu, o zaman birlikte bu başkanlık sistemini tartışmaya açtık. Açtığımız sistem, tartışmaya açmış olduğumuz sistem, bugünkü Amerikan sisteminin bize uyarlanması şeklindeydi. Çünkü bugünkü Amerikan sisteminde başkanı halk seçiyor. Halk doğrudan doğruya seçmiyor. Halk başkanı seçecek delegeyi seçiyor. Delegeler de bir araya geliyorlar, başkanı seçiyor. Ama bizimkinde halk doğrudan doğruya başkanı seçecek şekilde organize olmuştuk. Ve Amerika'da bu sistem başkanlık yaptığı süre içerisinde denetliyor. İkincisi çok önemli bir hususta yargı bağımsız, özgür, özgürlükler alabildiğine geniş. Dolayısıyla Amerikan sistemini getirmemizin ya da örnek olarak göstermemizin bir diğer sebebi de Amerika'da bu başkanlık sistemi bir tek Amerika'da başarılı uygulanmış. Diğer başka ülkeler var, başkanlık sistemi falan diyorlar ama onlar başkanlık sistemi değil, onlar başkancı sistem. Bütün diktatörlüğe yönelmiş sistemler olarak gözüküyor. Biz umarım ki Amerika'daki başkanlık sistemi gibi bir sistemi getiririz, halkımızın önünü açarız ve gelişmenin önünü de açmış oluruz diye düşünüyoruz. Başkanlık sisteminin bizim için önemi şu, AK Parti şimdi iktidarda olduğu için tek başına iktidar 14 yıldır devam ediyor. Dünyada değişik bölgelerde, değişik çevrelerde krizler olmasına rağmen Allah'a şükür istikrar olduğu için siyasete bu krizlerden biz fazla etkilenmedik. Eğer bu krizler olurken bir de Türkiye'de yönetim koalisyonu olsaydı krizleri atlatamazdık. Türkiye çok zarar görürdü. Bugün AK Parti'nin seçimi kaybetmesi halinde oluşabilecek yapı tek başına bir iktidar gözükmüyor. Koalisyon gözüküyor. Koalisyon denemelerini gördük. İşte AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye büyük bir ekonomik krize girdi. Aşağı yukarı işte 100 milyar doların üzerinde bir kaynağımız heba oldu. Bunu çok tartıştık. Evet. Yani bir daha Türkiye böyle sıkıntılara gelmemesi için siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor. Ekonomik istikrar olmadan da siyasi istikrar olmuyor. Biri diğerini tetikliyor. AK Parti siyasi istikrarı sağladı, ekonomik istikrarı da sağladığı için sürekli iktidara geliyor. Ama günün birinde bu iktidar olma şeysi bitecek. Bir yerde, halkta bir başka arayışa gidecek. O arayışa gittiğinde siyasete bir krizle karşılaşmamak için başkanlık sistemi ilaç gibi geliyor. Başkanlık sistemi de şöyle, başkan, bakanlar kurulu kendisi oluşturuyor. Bir koalisyon söz konusu değil. Halk bunu birinci turda seçemezse %50'den fazla oy lazım. İkinci turda seçiyor. Evet. Her halükarda en fazla oy alan iki aday ikinci tura geçecek. Bunlardan birisi her halükarda %50'nin üzerinde oy alarak iktidara gelecek. Yani başkan olacak. Bu yapı çok önemli ama çok iyi anlatmamız lazım. Ben hala bu konuyu yeterince anlatamadığımız kanaatindeyim. Bu konuda ben bir kitap yazdım. O arkadaşlarımın da şu anda görüştükleri, söyledikleri şey şu. Senin kitabın kadar bu konuyu düzgün anlatan başka bir kitapla karşılaşmadık diyorlar hala. Bu da demek ki başkanlık sisteminin hala iyi anlatılamadığının örneği. Yani bana övgü var ama benim önüme geçip de benden daha iyi anlatan birilerinin de olması lazım. Evet. Ya o da şunu gösteriyor.
bu sistemi henüz biz bilimsel alanda tam olarak kavramış değiliz. Başkanlık sistemine karşı çıkanlar var. Onlara da saygı duyuyorum ama ezbere karşı çıkıyorlar. Donanımları yeterli değil. Başkanlık sistemi diktatörlüğe gider diyorlar. Gitmez. Ben Türk tipi başkanlığı da savunan ilk demeç veren röportajımı da vermedim. Türk tipi dediğim şuydu. Amerika'da başkanın bir yardımcısı var. Bizde muhalefette kapsası diye ben üçü de üçlü olsun başkan yardımcısı dedim. Birisi Cumhurbaşkanı'nın ya da başkanın partisinden olur. Bir de şu anda iki tane güçlü siyasi partimiz var. Onların liderleri de başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilirsin. Dolayısıyla milletimiz 15 Temmuz'dan sonra da bu çok daha elzem hale geldi. Milli birlik ve beraberlik içerisinde yönetilebilsin teziyle söylüyorum. Şimdi başkanlık yardımcılığı AK Parti ikiye çıkardı. MHP desteklediği için diye düşünüyorum ben onu. Şimdi eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de desteklerse üçe de çıkabilir. Başkanın önünde bir alternatif. Bunu da başkan kendisi seçecek. Onlardan o partilerin başkanları da olabilir. Ya da o partilerin başkanlarının olduğunu göreceği kişiler de başkan yardımcısı olarak görev yapabilir. Dolayısıyla devletin kapısı bütün siyasi partilere açık olsun. Evet. Huzur ve barış olsun diye bu teklifi ileri sürüyorum ben. Bir de tabii sadece başkanın sistemi değil, bu sistemi tamamlayan milletvekilleri de dar bölge ve iki turda seçim yapılmasını öngörüyorum. O zaman dar bölge iki turda seçim yapılırsa millet seçtiğini bilecek, seçilen de kendisini kimlerin seçtiğini bilecek ve halka hizmet edecek. Şu anda seçilen kendisini kimlerin seçtiğini bilmiyor. Seçenler de kimi seçtiklerini bilmiyorlar. Liderlere göre oy veriyorlar. Doğru. Yani bunu ortadan kaldırmanın yolu da dar bölge iki turlu seçim sistemini getirmek. Sadece başkanlığın sistemini getirmek yetmiyor. Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili derneğiniz var. Çalışmalar yapıyorsunuz. Çin iş adamları ile temaslarınız var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Türkiye'nin Çin'le olan ekonomik çalışmaları konusunda beklenen destek geliyor mu? Halkın oraya olan ilgisi, alakası, Türkiye'yle olan bağlantılarında nasıl bir gelişmeler var? Şunu söyleyeyim. Çin, Mao'dan sonra Deng Xiaoping zamanında çok önemli gelişmeler kaydetti. Deng zamanında Çin batıya açıldı. Özellikle Amerika'ya on binlerce öğrenci göndererek Amerika'nın bütün teknolojik gelişmelerini kaptılar. Bunları Çin'de halkı harekete geçirdiler. Çin, ben ilk defa Çin'e 84 yılında gittim. O zaman onların 40 milyar dolar ihracatları vardı. Bugün Çinli ihracatı dünyada çok önemli noktalara geldi. Şu anda bilebildiğim kadarıyla 4 milyar doların üzerinde ihracat fazlaları var. 4 milyar dolar. Biz bu 4 milyar dolardan Çin'le iyi gelişmeler yapabilirsek önemli bir payı biz alabiliriz. Ama bunu henüz alamadık. Bir, bizim Çin'e ihracatımız da az. Bunu da artıramadık. Yani Çin'den fazla mal alıyoruz. İhracatımızın en fazla açık verdiği bölge Çin'le yaptığımız ihracat. Ondan fazla mal alıyoruz, az mal satıyoruz. Bunu dengeleyeceğimiz zaman, dengelediğimiz zaman daha iyi olur. Bir de ayrıca Çin'le bizim o bölgede 2 milyon 500 bin kilometre karelik Uygur bölgesi var. Orası özel bir bölge. Tarihte bizim Doğu Türkistan dediğimiz, Çinlilerin Sinkiyak dedikleri bir bölge. Orada Türkçe konuşulur ve Müslümandır. Uygurlar var, Kazaklar var, Kırgızlar var, Özbekler var o bölgede. Dolayısıyla Türklerin dünya sahnesine çıktıkları ana yurdumuz. Evet. Kültürümüzün geliştiği, medeniyetimizin serpildiği ana bölge, o coğrafya, ana coğrafyamız. Tanrı Dağları dediğimiz bölge orada. Ve onlarla da ilişkimizi de güçlendirebiliriz. Ayrıca Çin'in nüfusunun %5 ile 10'u arasında Müslüman var. Eğer bu nüfus %5 ise Türkiye nüfusuna yakın bir Müslüman var. %10 ise Türkiye nüfusundaki Müslüman sayısının nüfusumuzun iki katına yakın Çin'de de Müslüman var demektir. Evet. Yani bu da çok önemli bir başka bir unsur. Dolayısıyla bizim her halükarda Çin'le gelecekte çok güçlü birliği yapmamız, işbirliği yapmamız gerekiyor. Onlar Asya'nın doğusunda, biz de batısındayız. Asya'nın doğusuyla batısı dengeli olursa Asya'da da barış olur, huzur olur. Buna da katkı sağlarız. Ayrıca Çin'de şu anda çok büyük bir proje olarak Çin tarihi İpek yolunu canlandırmak istiyor. Karayolu ve tren yoluyla
Çin'de üretilen malların Avrupa'ya ulaşması için gayret ediyor. Çünkü bir gün inanıyorlar ki Çinler deniz ticareti onların başına bela olacak, Amerika ile araları açılacak, yol kapanabilir. Bir başkası da deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaları uzun zaman alıyor. Halbuki karayolu ve tren olursa daha kısa olacak, bu zaman kısalacak. Pekin'den kalkan bir tren Londra'ya kadar gidebilecek. 1980 öncesi komünistlerle milliyetçiler arasında ciddi kavgalar vardı. Ama dönemin komünistleri bu milletin meclisine bomba atmamışlardı. Devlet yaklaşık 40 yıldır PKK ile savaş yapıyor ama PKK'lılar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atmamışlardı. Fakat FETÖ örgütü bu milletin milli ve manevi değerlerle barışık olarak bildiğimiz, İslami yanı kuvvetli olarak bildiğimiz, çoluk çocuğumuzu onlara emanet ettiğimiz bir örgüt, Fethullah Gülen örgütü, bir darbeye kalkıştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba attı. Bu darbe konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu konuda çok değişik tartışmalar yapılıyor ama geçenlerde bir haber okudum, onu değerlendirmek isterim sizinle. Fethullahçı terör örgütü Amerika'da biliyorsun merkez, o Pensilvanya'da kaldığı için orası merkez kabul ediliyor. Amerikan talepleri zannediyorum fazla gelmiş ki, herhalde yerine getiremeyecek noktaya geldiler ki, Ruslarla çalışma yapmak istediğine dair bir haber dolaşmış. Amerikalılar bu haberi tespit etmişler. Yani kendileriyle çalışmayıp Rusya ile çalışacaksa bu harekete bir son verme şeklini düşünmüşler ki bu darbeye ikna etmişler ve yolun yarısında bırakmışlar gibi bir değerlendirme var. Yani ben bu değerlendirmeyi bugünkü konjonktürde gerçekleri en uygun senaryo olarak kabul ediyorum. Yani bu darbe... Benim değerlendirmem değil. Amerikalıların kendi değerlendirmesi. Amerika yorumcuların değerlendirmesi bu. Yani Fethullah terör örgütü Rusya ile işbirliğini yapmaya teşebbüs ettiği bir sırada belini kırıyorlar hareketin ve kendilerine geri dönüşünü sağlamaya çalışıyorlar. Bunun için de Türkiye'de bir darbeye teşebbüs ederek, ettirerek yarım bırakıyorlar ki desteklerini işte öyle böyle. Böylece Fethullahçı terör örgütüne kendilerine son vermiyor mücadeleyi bize bırakıyorlar, bize zarar verdiği için. Böyle bir olay var. Ben bu senaryoyu belki en doğru senaryolardan biri olarak kabul ediyorum ve böyle değerlendiriyorum. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu örgüt sayesinde daha önce biliyorsunuz bir takım iddialarla Balyoz Harekatı, Ergenekon diyerek oradaki milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü bilinen subaylar bir şekilde oradan atılmıştı. Onun acaba bir revanşı mı yapılıyor şimdi? Onu da bizim Amerika'ya ilişkilerimiz sebep oldu. Biz Körfez Savaşı'nda rahmetli Özal kuzeyden girecekti. Ama mecliste bu konuda karar çıkmadı. Bir, Genelkurmay Başkanımız istifa etti. İki, bir engelle karşılaştı. AK Parti'nin daha başında iktidara geldiği sırada başbakanın değişeceği tam sürede Tayyip Erdoğan Bey milletvekili seçildi ama başbakanını alamamıştı, daha devir teslim olmamıştı. Abdullah Gül'ün başbakan olduğu bir sırada Amerika'nın 2. Körfez Savaşı'na müdahale konusunda mecliste bir karar çıkacaktı. Söz vermiş olmalarına rağmen o karar çıkmadı. Amerikalılar bu konularda çok hassastırlar. Bu kararlar çıkmayınca Amerika buradan hem zarar gördü, hem de daha fazla askeri ölüme sebep oldu, askerleri öldü. Bunun bir tür ben intikamının alması olarak gördüm. Burada da Fethullahçı terör örgütünü maç olarak kullandılar diye düşünüyorum. Bu tarikatlar konusu var. Fethullah Gülen örgütü bir tarikat olarak insanların gönlüne girmişti. Çevremizde tanıdığımız birçok insanlar vardı. Örnek gösterdiğim insanlar vardı tabanda. Takva ile uğraşanlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi. Şimdi bu darbe sayesinde Kürt'ü, Lazlı, Çerkezi, Alevisi, Ülkücüsü bir araya geldi.
Hatta siyasi partiler, CHP'si, MHP'si, AK Partisi bir araya geldi. Ama bugüne kadar milli ve manevi değerlere sahip çıksınlar, bilgi alsınlar, öğrensinler diye çoluk çocuğumuzu teslim ettiğimiz farklı tarikatlar bu darbe konusunda ortaya çıkmadılar. Yani gözlerimiz hep o tarikat şeyhlerinin bir araya gelmesini arzu etmişti. Ama böyle bir şey olmadı. Hiç değilse, ben birkaç açıklamalarda bulunmuştum bununla alakalı. Hiç değilse yatsı namazı uzun süreceği için bir araya gelemezler. Ama sabah namazının farzında bir araya gelsinler diye açıklamalarda bulunmuştum. Çok da tepki aldım bununla ilgili. Yani bu tarikat şeyhleri maksatları aynı Allah'a inanmaksa, aynı peygambere inanmaksa, millete hizmet etmekse, bunların da bu darbede veya başka konularda bir araya gelmeleri gerekmiyor mu? Kendi köşelerinde, mütevazi ölçüde dini bilgileri belli kendilerine, mensup cemaatlerine paylaşarak devam ediyorlar. Ama son zamanlarda tartışmalar gittikçe değişiyor. Fetullahçıların yerini başka tarikatların aldığı şeklinde tartışmalar var. Bu tartışmalara çok dikkat edip tarikatların devlet işlerine karışmalarının önlenmesi lazım. Eğer karışıyorlarsa, karışmıyorlarsa zaten onlarla da devlet ilgilenmez. Yani fazla bir şeyin içerisinde bulmaz. Osmanlılar zamanında tarikatlarla çok yakın ilgilenmişler. Osmanlı'da padişahlar bizzat din adamlarıyla kendileri görüşmüşler. Vezir-i Azam'a ya da bakanlarına, nazırlarına bu görevi vermemişler. Doğrudan doğruya padişahlar kendileri ilgilenmişler. Mesela Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri etrafında kalabalık toplamaya başlayınca o zaman Ankara'daki Osmanlı yetkilisi başkent Edirne'ye haber gönderiyor. Diyor ki burada diyor böyle bir kişi etrafına halkı toplamaya başladı. Dini bir çalışması var. Bu konuda ben ne yapayım diyor. Padişah iki adamını gönderiyor. Hacı Bayram Veli'yi alıyorlar, Edirne'ye götürüyorlar. Yani valiye sen şöyle yap, böyle yap talimat vermiyor. Bizzat kendileri konuşuyorlar. Ve Osmanlı'da çok önemli bir karar var. 7 kişilik bir heyet oluşturmuşlar. 7 kişilik heyet tarikatlarda şeyh olacakları imtihan ediyorlar. Bunların imtihanından geçmedikçe de hiçbir tarikatta şeyh tayin edilmiyor. İcazeti bu 7 kişinin önünde imtihandan geçecek. Kur'an'dan, hadisten, tefsirden diğer ilmihal bilgilerini tam olarak verecek ki. Şu anda Türkiye'de böyle bir düzenleme yok ama tarikatlar var. Diyanet İşleri'ni burada daha aktif rol alıp bu denetimi en azından kendisi kanunların verdiği şekilde yapması lazım. Veya eğer kanunlar yetmiyorsa Diyanet İşleri Başkanı'nı bu noktada güçlendirmek lazım. Evet. Takviye etmek lazım ki bu denetimi yapabilsin. Ama bir şey var ki geçmiş yıllarda biz burada şahit olduk. Camilerdeki cemaat Diyanet'in kontrolünden çıkarak tarikatlere doğru yöneldi. Dolayısıyla Diyanet kendi cemaatlerini, cami cemaatlerini kontrol edemez hale geldi. Şimdi burada atak yapıp gösterip hangi tarikat liderinin bir yanlışı varsa bunu deşifre edip halkı uyarmalar lazım. Halk bilmez, cahil. Evet. Yani o camiye giden insanlar onları dinliyorlar. Eyvallah ama burada Diyanet İşleri'nin çok daha aktif bir denetim mekanizması oluşturması, bilgileri denetlemesi, tarikat şeyhi durumdaki, lideri durumdaki, öncüsü durumda olan kişileri de kontrol etmesi gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, Özal'a en yakın isimlerden birisiydiniz. Anavatan Partisi'nin kurucusuydunuz. O dönemin en kudretli bakanlarından birisiydiniz. Özal bir şekilde vefat etti. Arkasından sürekli Ahmet Özal özellikle babam öldürüldü, babam zehirlendi diyerek hep bu konuyu gündeme getirdi. Özal öldü mü, öldürüldü mü? Sağlık Bakanı olarak bu konu sizi de o tarihlerde yakından ilgilendiren bir konuydu. Bu konuda siz ne diyeceksiniz? Bu araştırmada karşılaştığım enteresan bulgulardan dolayı da Özal yaşayabilirdi diye bunları bir dergi çıkarttım. O dergide de yazdım. Özal'ın ölümünün normal olmadığını ilk söyleyen benim. İlk yazan, yazılı belge olarak da bunu gündeme getiren benim.
bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı'nda Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirildi. Ama dosyası kapatıldı. Şimdi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Özal'ın ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açmaları lazım. Ve Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde bu sorunun cevabını bulabilmemiz lazım. Ben Özal'ın ölmediğine, öldürüldüğüne inanıyorum. Ama bunun değişik şeyleri var, kanıtları var. Üç tane büyük projesi vardı Özal'ın. Bir, Türkiye'yi büyütme projesi. Türkiye'yi Atatürk'ün de hedef olarak bize verdiği muasır medeniyet seviyesini üzerine çıkartma projesi. Bunun için altyapıyı hazırladı. Bugün yaptığımız bütün reformların öncüsü o zaman bizim zamanımızda Özal'ın yaptırdığı çalışmalardır. İkincisi, Sovyetler Birliği dağılınca Türk devletlerini bir araya getirerek Büyük Türk Dünyası projesini oluşturmak istedi. Bu büyük projeydi. Çünkü eğer büyük bir Türk Birliği'ni kurabilseydik biz, bugün petrol, doğalgaz gibi konularda dünyanın söz sahibi olan birliğini oluşturmuş olacaktık. Bunu önlemek için Özal'ı öldürdüler diye düşünüyorum. Bir diğer projede PKK projesine son vermek istedi. Eğer ölmeseydi PKK o zamanlarda sona erdirilecekti. Üç büyük projeden dolayı Özal'ın öldürüldüğü kanaatinde. Bunu da aydınlatması lazım. Bunu savcıların, hakimlerin çok ciddi şekilde üzerinde durup olayı dosyasına açılması lazım ki yapılabilsin. O zaman gerçek ortaya çıkar diye düşünüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu için de geçerli olabilir mi? Muhsin, o da öldürüldü tabii, dendi. Muhsin Yazıcıoğlu ölüm konusunda, şekli hepimizi üzdü. Tabii Muhsin Yazıcıoğlu konusunda da ölümünün yapılan açıklamalardan yazılan kamuya yansıyan bilgilerde ölümü çok şüpheli. Dolayısıyla ölmüş değil, öldürülmüş gibi gözüküyor. Bunun da aydınlatılması lazım. Bunun için bir girişim birçok kere yapıldı. Abdullah Gül döneminde yapıldı ama maalesef denetleme kurulu devreye girdi. Sonuç alınamadı diye biliyorum. Evet. Şimdi Tayyip Bey'den isteyeceğiz bunları. Her iki konuda aydınlanmasa, Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı döneminde aydınlanırsa çok bir hayra sebep olmuş olur diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir seçim yapıldı. Türkiye'nin karşısında gibi görünen birisi Amerika Devlet Başkanı seçildi. Yani bizim için Trump yerine öbür hanımefendi seçilmiş olsaydı ne değişirdi? Bence öbür hanımefendi bizi Suriye bataklığına sürükleyen Dışişleri Bakanı'ydı. Bu seçilseydi devlet başkanı olacaktı Amerika'nın. Bence Trump ona ehvenişer olarak tercih edilir. Ve Trump zamanında eğer Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeleri söz konusu olacak herhalde Aralık ayında daha başkan olmadan. Bu görüşme olabilirse, bu görüşme de çok olumlu geçerse Trump'tan endişelenecek bir durumun olacağı kanaatinde değilim ben. Amerika'da çok böyle devlet başkanlarının değişmesi farklı gürültülerle geliyorlar ama neticede Pentagon yönetiyor. Orada bir devlet var. Derin devlet. Yani kişilerin fazla etkisi olmuyor değil mi? Yani şöyle fazla, biraz sert olur, biraz yumuşak olur. Ana politikayı devlet kendisi tespit etmiş, devletin tespit ettiği politika istikametine gider. Şimdi Trump'ı 20 Ocak'ta görevine oturacak, koltuğuna oturacak. O zamana kadar eğitiyorlar devletin bütün ilgili birimlerle briefing vererek devleti nasıl yöneteceği konusunda telkinde, tavsiyede bulunuyorlar. Eğitimden geçiyor yani. Öyle hemen hop diye gelip oturmuyor. Evet, staj dönemi devam ediyor evet, diyorsunuz. Sayın Bakanım, bir de bir süre önce Habertürk TV'de bir programda izledim sizi. Alparslan Türkeş'le 80 öncesi yakın dostluğunuz vardı. Bunlar kamuoyu tarafından bilinen konular. 80 darbesinde Alparslan Türkeş'in sizin evinizde saklandığı konusunda bir bilgi var. Bu konunun detayını bize mahsur yoksa anlatabilir misiniz? 11 Eylül günü saat 9.30 civarlarında arkadaşlar geldiler. Dediler ki bizi Türkeş Bey gönderdi. Bu gece komünistler darbe yapacakmış. Türkeş Bey bu darbenin değerlendirmesini yapmak için teslim olmayacak, alabilirler kendisini diye. Bu geceyi senin evinde geçirecek dediler. Biz bu şekilde bir haber aldık. Bu arkasından Türkeş Bey geldi.
Biz misafir ettik. 3 gün bizde kaldı. Olay bu. O gece saat 4'te Kenan Evren televizyondan konuşma yaptı. Birlikte izledik. Saat 5'te de benim komşumdu. Oturduğum apartmanın hemen bitişinde. Arada bir bahçe duvarımız vardı. Onu evinde aramaya geldiler. Gazi Osman Paşa'daki Kader Sokak'taki evinde aradılar. Biz de onları ararken, evi ararken yukarıdan perdenin arkasından onları izledik. Sonuçta evde bulamayınca birisi anons etti, evinde bulunamamıştır diye. O anons sonra da ayrıldılar. Biz bunları seyrettik. Kendisi de rahmetli de seyretti. Ve sonra teslim olmaya karar verdi ve evinden teslim oldu. Olay bu. Evet. Peki Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. İnşallah ileride daha fazla sizinle bir araya gelip hem Her Gün gazetesinde hem de Üsküdar ve Her Gün TV'de programı yapmayı arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah.